Bu videoda sizlere film türlerinin insanlara yaşattığı duygulardan bahsedeceğim. Hazır mısınız? Dünya sinema tarihinin ilk gününden günümüze kadar sürekli filmler çekilmiştir. Bu filmler insanlara farklı duygular verebilmektedir. İnsanlara yaşattığı duygular ölçülemeyecek kadar üst seviyededir. Çünkü insanlar filmi izlediklerinde o film karakterine bürünebiliyor. O karakteri kendisi gibi görüp yaşam felsefesi haline getirebiliyor. Bunun çok iyi örnekleri var. Dövüş sanatı, spor filmlerinden örnek verecek olursam Rocky. Rocky her yumruk yediğinde kendisi yumruk yemiş gibi acı çeken, Rocky her yumruk attığında kazandığında onun gibi kazanmış görüyor kendisini ve onunla aynı duyguları yaşayabiliyor. Sinema böyle bir şey. Düşünün. Adam dram filmi izlediğinde gözyaşları dökülüyor. Film izliyor ama o filmi daha farklı ele alıp bazen kendisini o karakter yerine koyup o karakter her ağladığında kendisi de ağlayabiliyor. Bazıları komedi filmleri sever. Gülüyorsun film boyunca. Filmdeki karakterler ne yaparsa gülüyorsun. Seni güldürebiliyor. Yani yaşattığı duyguyu anlayabiliyorsunuz. Sinema tarihinin belki de en kötü filmini izleyip etkilenen insanlar olabilir. Sen beğenmesen dahi o izleyici için o film onda çok derin duygular bırakabilir. Bilim kurgu filmi izleyip yaşadığı şu anı unutup sanki uzaydaymış gibi hisseden insanlar olabilir. Sinemanın büyüsü böyle bir şey. Ben şuna inanıyorum. Eğer film bize olumlu şeyler verebiliyorsa, bizi ileriye götürebiliyorsa, verdiği mesajlar yerindeyse ve toplumsal ise ömürlük filmdir. Ve bu filmlerden ilham alınabilir. Bazı insanlar gürültülü filmler tercih etmez. Bağımsız filmleri tercih eder. Bağımsız filmler izlediğinde kendisini daha mutlu hisseder. Ya, sessiz filmlerdir bunlar. Böyle izler adam, o film onun için diğer film türlerine göre daha iyidir. Çocuklarınızı düşünün. Çizgi film izledikleri zaman sessizleşebiliyorlar. Bir anda kalkıp bağırıp o karakterin ismini söyleyip kendisini o karakterin yerine koyabiliyorlar. Bunlar sinemanın büyüsü. Sinemanın büyüsü demek izleyicilere yaşattığı duygulardır. Yeri gelir, sinema sizi hıçkıra hıçkıra ağlatabilir, yeri gelir kahkahalar attırabilir. Şu anda dünya sinemasında DC ve Marvel filmleri daha yoğun bir şekilde izlenilmekte ve bu filmler süper kahraman filmleridir. Süper kahraman filmleri genelde izleyip
düşünülecek filmlerden değildi. Yani izleyip o an mutlu olup fazla kafaya takmadan acaba memleket ne durumda dedirtecek filmlerden olmasa da o an sizi bazı streslerden uzak tutup güldürebiliyor. Eğlenceli filmlerdir. Bu tür filmler çok tercih ediliyor. Kitlesi fazla ve insanlar seviyor. İnsanlar hangi tür filmleri severse sinema o şekilde dönüyor. O şekilde devam ediyor. Genelde tutan filmlerin devamı ve benzerleri gelir. Dünya sineması bu çark ekseninde dönmüştür. Sinema izleyicileri neyi isterse o tür filmler gelir. Yani her dönem sinema izleyicilerinde farklı duygular vardır. Ondan dolayı her dönemin farklı sinema filmleri türleri vardır. Bu türler belli bir döneme kadar devam eder. Belli bir dönemden sonra yeni izleyiciler olur. O izleyicilerin duyguları nasılsa o duygulara göre yeni filmler yapılmaya devam edilir. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi sinemalar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hepinizi çok seviyor, saygılar diliyorum.